Peki hocam, biraz da hazır gıdalardaki tehlikeler hakkında konuşalım istiyorum. Okul dönemi başladı biliyorsunuz. Okullarda fast food çoğunlukla tüketiliyor. Anne babalara önerileriniz nelerdir? Valla anne babalar fast food konusunda deminki yere geliyoruz. Kantini uyarın diyeceğim ama kantin özerktir. Yani herhangi bir şekilde adamlar bayrak çekmiş gibi duruyorlar. Evet. Okul müdürü dahi kantine müdahale edemiyor. Dolayısıyla anne babalar bu konuda çocuklarına söyleyecekler ve evet, çocuklarının yanında onların yiyebileceği kaliteli gıdayı verecekler. Çocuğu kantine bırakırsanız kantinde olan ürün zaten belli. Evet. Bakanlık oranın hijyenine bakıyor. Hijyenin o kadar önemi yok. Hijyen dediğiniz şey biraz fayanslan, hijyen yaparsınız. Mesele gıdanın kalitesi. Siz Düttürü'den bir tost koymuşsunuz, her taraf hijyen olsa ne olacak ki? Bu çocuk beslenemez. Benim kaç tane arkadaşımın çocuğu yoğun bakımlık oldu. Çünkü anneleri sürekli piliç yedirtiyordu. Anneleri hiçbir şeye dikkat etmiyordu. Çocuklar sürekli tostlan meyve suyu içiyorlardı. Sonunda bu çocuklar yoğun bakımlık oldular. Yani olduğu zaman ne demek istediğimi anladı anneler, babalar. Ondan sonra bütün beslenme alışkanlıklarını değiştirdiler. Çocukları da düzeldi. Dolayısıyla tahmin edileceğinden ağır bir tablo var. Bunun üstesinden gelecek olan kendileri. Çocuğa bazı şeyleri öğretecekler. Meyve suyu olarak çocuğun yanına küçük kutu meyve suyu veriyorlar. Kutu meyve suyunun meyve suyuyla bir alakası yok. Onun yerine bir tane elma verin çocuğa, bir tane portakal verin. Orada kendisi soysun ya da nasıl yiyecekse. Yani posalı yiyecekler yesin, daha posalı faydalı. Posalı yiyecek, evet, yemesi gerekiyor. Bütün, evet, bütünlü yemesi gerekiyor.